Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bir günden bir güne FETÖ'ye hedef alan FETÖ'ye size işkence yaptı Ergenekon ve buna benzer süreçlerde e, komple bu sürecin arkasında da FETÖ vardı. O dönem birçok şeyi de manipüle etti. Hiç buna ilişkin olarak bir yüksek sesle sürdürülebilen bir eleştirisini duydunuz mu FETÖ'ye evet, karşı? Evet. Yok hiçbir zaman yok. Geldi bizi ziyaret Hiçbir bir, zaman ya, yok. De o, zaman, yani. o zaman ziyaret etmiş olabilir evet. ama... Son dönemde özellikle 15 Temmuz sonrasındaki süreçte cılız bir, bir iki söyleminden başka bir i̇şte söylem duyamıyoruz. Milli irade bitikine çıktı. Beş tane onu çıktı o mitinge çıkmış. Böyle zorlamayla sık yapan. Çık AK Parti'de var, orada MHP'de var mı? Orada utanma yok çıktı bir miting. Yok, yani öyle. diğer taraftan bakıldığı zaman buradaki mafya arıyorsanız az önce e, Mete Bey söyledi. E, daha e, büyük mafya yok FETÖ'den başka mafya yok casusluk şebekesi de mafyada e, hepsi bunlar bunlara ilişkin bir laf yok Tabi buradaki ya bu ma temel, ma temel 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 şey temel buradaki yaklaşım e, sürekli e, Kemal Ne zaman deyin, mafya Ekrem zaman mafyoydu. oldu zaman mafyoydu gözünde. Ne zaman mafya, yani oldu? mafya şey, ne zaman <laughs> oldu? Ne zaman oldu? Şimdi ne soru, zaman soru, oldu? 2013'te. Evet. 2013'ten öncekiler Ondan mafya önceki değil şeyde miydi? süreçte de öyleydi değil Hayır, öyle mi? Ben yani değil miydi? beraberdiler? Birliktelerdi. Bilmiyorum. Yani daha sonraki, daha sonraki süreçte daha sonra tamam, o zaman şey. onlar birlikteyse şimdi bunların aleni bir şekilde ortaya olduktan sonra siz niye birliktesiniz? Kim birlikte? Cumhuriyet Halk Partisi. Biz, biz hala diğer davalarda fetöcülerden hesap soruyoruz. Olur mu? Evet. Hadi o zaman, hadi o zaman diyelim ki bir yanlış yaptılar, bu yanlışı da kabul edip kamuoyu nezdinde de e, bir şekilde tekrar onay alarak kaç seçim sonra kaç seçimdir onay alıp iktidarda kalan bir cumhurbaşkanından seçimi bahsediyoruz. kazandığı anda bütün suçlardan muaf. Bütün öyle mi? suçlardan değil. Suçları, suç, suç işleyen kişi o suçtan dolayı e, seçimi cezas, kazanırsa defteri kapatıyoruz. Çeker. Ancak onların bir suç işlediğini cumhurbaşkanı o dönemde bilmiyordu. Sonuçta bir yeri de e, bulunmuş, kamu adına görev yapan birileri görevini kötüye kullanmış ve bunlar açığa çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı, siyaset kurumu gerekli şeyleri, önlemleri ya e, yaptırımları uyguladı. Yani bundan, ne zaman uyguladı? Buradan, buradan ceza almış, bundan e, efendim bir şekilde mağdur olmuş birisi olarak en azından bunları takdir edin ve e, geçmişte siyaset yapmış olduğunuz partinin de bunlara çanak tutmasını da bir eleştirin Allah razı olsun. Eleştiriyoruz tabii. Ne kim çanak tutuyor? Cumhuriyet ben, Halk Partisi çanak tutuyor. İYİ parti tutuyor? çanak tutuyor? Ya, Biraz yani, önce Zafer Bey söyledi alkışlattığı gazetecilere veya Mete Bey söyledi. E, grupta genel başkanı eleştiren bunlar gazeteci değil diyen ben bir siyasetçiyim. Eyvallah. Yani ama, bizim ama bu bunlar, konuda da var. bu konuda da birazcık daha Cumhuriyet Halk Partisi'ni AK olmaya efendim bu FETÖ konusunda birazcık daha net bir duruşu Olmasını sağlamaya biraz çağrıda bulunsanız ben, ben, ben daha zor olmaz söylüyorum. mı? Ben söylüyorum. Cumhuriyetçi, Atatürkçü, bilime inanan hiçbir insan o sümüklünün arkasında gitmez. E ne güzel. He. Ne güzel. CHP'de ne öyle güzel. biri varsa. Ne güzel. Yani CHP içinde haindir, ajandır. Devlete söylüyoruz verim bilgi belgeleri teslim edelim. Ya. Zaten teslim etmeye de gerek yok. Alır götürürler Alenin hesap bir sorarlar. bir şekilde kaç defa bunları ar arka çıkan açıklamalar yapıldı. Kim, kim yaptı? Ha. Bu KHK'lar dediler bir şekilde bunlar görmezden ben, bak, gelindi. Benim sınıf e, arkadaşım bak yapıldı. sırası geldi bunlar, Erdal Öztürk bunları... kor general, Mete Tanır. Beraat etti her yönden beraat etti kor general. Emeklilik hakkını vermiyorlar. Beraat etti ya. Biz beraat edenler için konuşuyoruz. Tamam ama. Adam bunda... beraat etmiş bütün haklarını almış. Gidiyor e, hükümete bana görevimi iade edin emekli maaşımı verin bari diyor. Ya Nasıl geçineyim diyor. Hayır diyor bekle bir şekilde i̇şte kan onları konuşuyoruz. Hak yerini Bütün almadığı, almadığı, bir şey yok. Maaş, <laughs> almadığı maaşlarını da alır yani bu hukuk bu <laughs> şekilde. Ya, adam adam yaşında. Ama buradaki süreç açısından bakıldığı zaman e, burada net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun sü sü sürekli el yükselterek tehdit dozunu artırdığı kesimler var. Zaman zaman öğretmenleri te tehdit ediyor. Zaman zaman. E, Memurlar tehdit ediyor ama tehdit dozunu hiç azaltmıyor sürekli tehdit ediyor. Peki, yani, peki bir şey soracağım. E, diyor ki e, yasa dışı kanun dışı işlere bulaşanlar diye ayırıyorum ben diyor. Yani bak, sonradan, diyor ki. Yasa... Sonradan tepki gelince bu şekilde. <laughs> Yok ya ilk bir gidiyor var mı? Yani. Yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir diyor. İkinci açıklamasında bir tarih bunu söylüyor. Bu. İlk açıklamasında da 18 Ekim pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size ait olmaya başlayacaktır diyor. Aslında burada şöyle bir illegal istek. Şimdi Dursun Bey şöyle bir sorun var Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında. Şimdi il illegal istek soyut bir tabir. Yani... Şimdi adam İlk der ki soru isteyim. Şimdi biz otu bak siz memur olarak çalıştınız mı kamuda? Yok. Ben hiçbir Ben 35 değil. yıl çalıştım. Aklı şimdi, başında kim illegal bir istekte bulunabilir ki? Yani bir illegal bakan, istek ya şimdi, bir bakan, bir genel şimdi, müdür aklı örnek başında ki diyor ki temeli bir atılmış şey. bir e, projenin ihalesi daha yeni yapılıyor. Bilmem ne şirketine vereceksin diye memurun önüne geliyor. Ne nerede? E açıkladı Kılıçdaroğlu. Nerede? İstanbul'da. Yani başka dosyalar da var. İşte İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı hazırladığı dosyaları verdi. İkisi hakkında işlem yapıldı. Yani evet. bir arsa var. Belediyenin alması söz konusu. Ondan önce bir vatandaş alıyor. Belediye on katına satıyor. Bu illegal değil mi? Yani varsa böyle bir Onlar gibi, varsa değil, şey. Onlar varsa değil. Var, var çağırır yani onlarca var. Bunlar e, bunlarla yapılıyor. ilgili işlem yapılsın. Ama somut olmayan bir takım şeyler üzerinden algıda yaratılmasın ya Hilmi, yani. İlmi Bey bak Milli Güvenlik Kurulu karar veriyor 2004'te. Cemaate FETÖ'ye karşı Devlet istihbarat toplasın, gerekeni yapsın diye. Dönemin başbakanı, müsteşarı rafa kaldırıyor ya. Hangi devletten bahsediyor? Ha, o, o da ayrı bir şey ama yani e, altı boş değil bu. Yani çok uzun yıllardır bu soyut bu, bu, bu değildir FETÖ. diyorsunuz. Evet illegal. soyut değildir. Devletin yani. en büyük güvenlik kurumunda karar alınmış. FETÖ ile ilgili 90'lı yıllarda da 80'li yıllarda da alınan kararlar var. 70'li yıllardan beri ya şu FETÖ, önü açılmıyor. FETÖ, yani FETÖ meselesini. FETÖ, FETÖ, diyoruz, konuşacaksak, FETÖ konuşacaksak, FETÖ konuşacaksak önce FETÖ Kasım Gülek'ten direktten başlamalı. konuşacak. yapılardan bahsediyoruz. İşte Hayır, büyük FETÖ legal konuşacaksak önce CHP'den Kasım direktten başlayalım. Yok o konuda zaten anlaşıyorsunuz. Yani Dursun Bey de aynı şeyi söylüyor. FETÖ konusunda bir problem yok. Yani En büyük illegal yapı o zaten. Tamam, yaşadığımız zaten, zaten acılarını çektiğimiz. FETÖ'nün en fazla onun, Benzeri e, olmasın ma diye mağduru olmuş evet, bir isim yani, diyorsun, çiçekle, ya. FETÖ Müca Hala mücadele diyoruz. Yani Şimdi şey burada e, bu konuya ilişkin bir iki cümle daha kuracak olursak burada aslına bakarsanız Kemal Bey, ya da Murat Bey'in sözü gitti. Ha. Sen öyle mi? Pardon, bitti. özür dilerim. Ben sonra sen <laughs> konuşuyordun. Ee, Orada ay, bitmedi o. Bir <laughs> <özür dilerim>. sonraki, <laughs> sonraki, sonraki part şeyde devam edeyim. Ay, konuşmak istiyorsanız e, Hilmi Bey'den izin isteyelim. Siz sürdürün bitirin. Tamam. Hilmi Bey çok, sizden sonra konuş. Kaç dakika konuşmak Lütfen tabii tabii. Pardon. Ee, şimdi ben fark etmedim olayı yani. <laughs> Araya Zafer <laughs> sonra. Zafer yani, şey, 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 de yanı çekilmiş. Arada girdi yapıyor. Pardon. pardon. E, Sayın Erdoğan da 17-25 Aralık tarihini bir milat koymuştu. Sayın Kılıçdaroğlu da 18 Ekim'i milat koydu. Ama Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Erdoğan'ın koyduğu milada çok sert tepki gösteriyordu. Evet. Değil mi? Ee, o dönemde belki <laughs> farklılıklar olabilir. Bakmak lazım. O dönemin şartlarına göre konuşmak Milad lazım. Milat olur mu ya? Diyor, Sayın diye Sayın Kılıçdaroğlu şu an gündemi belirlemesinden dolayı iktidar aslında e, şunu görmeye başladı. Devleti yönetme gücünün azaldığını ifade edebiliriz iktidarın. Ve Sayın Erdoğan da aslında bazı sıkıntıların farkında. Ve Merkez Bankası'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu bir gündem belirliyor. Aslında orada Or sayın Erdoğan'ın da elini güçlendiriyor. Yani 128 milyarın hesabını veremediniz. Bundan sonraki sürecin hesabına dikkat edin diyerek bir uyarı veriyor aslında. Ee, bu sayın Erdoğan'ın da dolaylı yoldan hoşuna gidecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. Zaten onun desteği olmasaydı oraya ziyaret edilemezdi. Kılıçdaroğlu son dönemde çok ciddi gündem belirlediğini ifade etti. O bir etmişti. özgüven gösterisi. O bir özgüven gösterisi. Gel bak gör. Ve bir daha bu konuyu açma mesajı o. Yani bunun ne alakası var Murat Bey? Gizlenecek, saklanacak bir şey olsa sizin dediğiniz gibi olur, randevu vermezler. Ee, yani meseleleri biraz bence yanlış yorumluyoruz. İyi, bakın, e, 128 milyarın e, cevabını veremeyen bir iktidar var. Ne oldu orada? Aslında Vallahi cevabı e, süreç, ilan kesici verdi. CHP milletvekili ilan kesici 128 ama milyar doların cevabını. Orada somut olarak 10 saniyelik somut bir olarak verdi. ifade ben edilen değil. Tabii ki, Merkez Bankası dünyanın saygın merkez bankalarından bir tanesi. Fakat yönetim sistemi bu parayı nasıl çarçur ettiğini, e, nasıl eridiğinin matematiksel hesabını topluma gösterebilirdi. Bu konu, bu konu yani başka bir konu da Evet. E, sonuçta siz şunu diyorsunuz. yani Kılıçdaroğlu son günlerde iyi atılımlar yapıyor. Merkez Bankası'nı ziyaret etti. O bir gündem oldu. Bürokrasiyle ilgili sözleri gündem, gündem oldu. Kahraman Teoman'dan bahsetmiştir. Örnek göstermiştir. Bunlar hep olumlu puanlar oldu diyorsunuz Kılıçdaroğlu'na. Evet. Hilmi Bey, siz de zaten aslında konuştunuz. Toparlayın isterseniz. Yani şimdi burada Kemal Bey'in uzun süredir sürekli sert bir şekilde e, muhalefet etmeye çalıştığı e, görülüyor. Buradaki temel şeyin de yaklaşımın da Cumhurbaşkanlığı adaylığında acaba kendi şansı da olur mu? Bunu zorlama e, çabası olduğunu düşünüyorum. E, nitekim burada bir taraftan e, Ekrem İmamoğlu'yla e, Kılıçdaroğlu arasında e, bir e, yarış var. Yani Ekrem Bey'in e, mesela Diyarbakır ziyaretine e, Kemal Bey'in istemediği, ona onay vermediğini e, ama o ben izin veriyorum, öyle gidiyor dedi Kemal Bey. daha sonraki süreçte gidince de e, o şekilde bir açıklama yapmak zorunda kaldık. Sonuç itibariyle e, orada bir e, yarış var, kendi e, belediye başkanı onun önüne geçme çabası içerisinde bunun da biraz agresifliği var. Diğer taraftan bakıldığı zaman bu süreç e, sürecin e, bir şekilde e, bu tehdidin mesela Fetöyle mücadeleden aktif bir şekilde bunlara ilişkin sürekli birilerine operasyon yapan güvenlik bürokrasisine bir tehdit mi? Buna da bakmak gerekir belki çünkü onlara çok arka çıkılıyor. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir: Kanal Türkiye, Zaman gazetesine bunların çete olduğu, efendim iyice aşikar olduktan sonra ziyaret eden, destek veren Kılıçdaroğlu değil miydi? Yani bu bunların mafya olduğu, çete olduğu her şekilde aşikarken bunlara özgür gidip des destek, destek, destek Neresi verdi. Neresi özgür basın? Ee, basın şeydi, özgürlüğü adına. Basın ama özgürlüğü Biz eleştirdik. Yani, suç şebekesi. Eleştirdik. Işte, eleştirdik. Tamam eleştirmişsiniz. Vekillerimize de gitmeyin ama dedik. Ama özgür basın. Tabak casus, manşet olduk. casus, ya, ya, ya. casusluk yapan bir özgür basın olur mu? Hayır biz yani, eleştirdik. Işte. Bu ülkesi adına bu kararının yanlış olduğunu. Casusluk yapacak. Her Bizim türlü arkadaşların gitmemesi gerektiğini ne kendi güzel partisinden ne güzel bir milletvekili olarak söyledi. Ağzınıza Ertesi sağlık. Ertesi günde sabah gazetesinde manşet oldu ve gidişte kesildi. Yani e, birçok CHP yöneticisi evet. o dönem e, oraya ziyarette bulunmuştu. Sonuç itibariyle bakıldığı zaman e, kendi eylemlerinin bir tutarlı tarafının olması lazım. Diğer taraftan da bu tehdit e, bir genel başkana <laughs> yakışmaz. Sonraki süreçte elbette Cumhurbaşkanı olmak isteyebilir efendim birisi olmayan bir başbakanlık makamını hedefleyebilir ama bu tehdit dilinin siyasete ve Türkiye'ye zarar verdiğini söyleyebilirim. Çok teşekkürler.